Dalışta ilk sloganımız şu: bütün malzemeler ve bütün balıklar hayatınızdan daha değerli değildir. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Mali ile beraberiz. Daha önceki videoları izleyen bilir. Defne Ali, Defne'den başlayacak Çinokop, Lüfer, arkasından Kofana'ya kadar yolu var. Bugün yeğenim Ali ile ona zıpkınla dalış eğitim vereceğim. Onunla birlikte sizler de izleyebilirsiniz. Zıpkınla dalış merakı olan arkadaşlar bu eğitimleri ücretsiz olarak izleyebilir. En başından en sonuna kadar zıpkınla dalarken neler dikkat etmeniz gerekir, püf noktalar nelerdir birazdan videomuzda. Bir şey diyecek misin Ali'ciğim? Yok, teşekkür ederim. Eğitimleri bana veren dayım için saygılarımı sunuyorum sadece. Tamam, hadi bakalım. Kurdurduk. Evet, ilk önce elbiselerimizin giyimi. Evet, bu elbise, bende hatırası var. Gördüğünüz gibi her tarafa sökük, dikik, yapıştırılmış. Yaklaşık bir 20 yıllık tecrübesi var bu elbisenin. Bu elbiseyle çekeceğiz. İlk önce elbisenin giyimi. Elbiseyi giymek için deterjan falan kullanabilirsiniz, şampuan falan. Elbiseyi daha rahat giyersiniz ama yani bana denk mi geldi bilmiyorum. Şampuan falan kullandığım zaman genelde etrafımda balık göremiyorum. Onun için ben deniz suyuyla giyiyorum. Bunu şimdi yerimde deniz suyuyla giyecek. Elbisenin giyişini görelim. Arkasından zıpkınla püf noktalarını hep birlikte göreceğiz. Evet, elbisenin bir ayağını giydi. Ötekisini de giyecek şimdi. Evet, suda giyiyor elbiseyi. Yat suya, yat ıslansın, yat. Yat, ayağın yanlış yerden çıktı. Elbise eski olduğu için yırtık yerinden çıktı elbisenin. Elbiseyi tam giy. Hadi bak, telefonuma da dikkat. Su mu falan gelir. Birazdan suyun içine sokacağım telefonu. O şekilde çekim yapacağız. Tamam mı? Evet, üstünü giydi. Evet, az önce yanlış söyledim. Üstü değil, altı giymişti. Şimdi de üstü giyiyor. Böyle dalcan, ıslat kendini. Komple sonra elbiseyi giy. Evet, elbiseyi giymek bayağı zordur. Bunu her dalgıç bilir. İnsanı bayağı yorar. Bayağı sıkıntılıdır. Sabun kullanınca daha çabuk giyiyorsunuz ama az önce dediğim gibi sanki balık durumunu etkiliyor gibi. Evet, biraz işkence gibidir bu elbiseyi giymek. Allah'tan buna biraz büyük de oluyor. Tamam. Çek aşağıya. O tutur. Çok güzel oldu. Tebrikler. Evet, Ali Kaptan 20 yıllık tecrübeli elbise giydi. Şimdi ağırlığını takıyor. Ağırlığını takarken vereceğimiz bilgi şu: her kiloya yaklaşık 10 kilo takıyorsunuz. Yani ortalama diyelim ki 80 kiloysanız 8 kilo takıyorsunuz. 5 milimetre elbise için. Normalde ben 5 kilo şu yeleği kullanıyorum. 5 kilo. 3 kilo da belime takıyorum. 8 kiloyu tamamlıyorum. Yaklaşık ben 80 kiloyum. 8 kilo takıyorum. 8 milim elbisede de yaklaşık 13-14 kilo ağırlık gerekiyor. Şöyle maskemizi de takacağız. Maskemiz için de ipuçları verelim. Maskemizi takarken de tükürüklüyoruz arkadaşlar camını. Şöyle tükürüğümüzle bir ufaktan içini sıvazlıyoruz. Gözlüğümüzü ilk aldığımız zaman da biraz piril sürüyoruz gözlüğümüze ve o pirilli olduğu şekilde duruyor. Dalışa gideceğimiz zaman güzelce yıkıyoruz. Burada bir parantez açayım, ben bir kere güzel yıkamamıştım. Gözlerim fena yandı. Güzelce yıkıyoruz. Bunu bir defa yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da girerken de böyle hafiften bir tükürüklüyoruz. Böyle şöyle bir tükürüğümüzü sıvazlıyoruz camın içini. Ondan sonra da gözlüğümüzü deniz suyuyla yıkayıp takıyoruz. Bunu yaptığımız zaman da buhar yapma minimum seviyeye iniyor. Birazdan da suyun içindeki hareketlerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, genç dalgıcımız hazır. Bu sırada şunu da belirtelim. Bıçak gibi aksesuarlar dalmada çok önemlidir. Sebebi de dipte herhangi bir ağ veya bir ipe, misine falan takılırsanız kesmek için. Aynı zamanda da vurduğunuz balığı söndürmek için. Eğer iri bir trofe bir balık vurursanız söndürmek için bıçak lazım olabilir. Onun için dalışta ilk sloganımız şu: bütün malzemeler ve bütün balıklar hayatınızdan daha değerli değildir. İlk başta sağlığınızı ve hayatınızı düşünüyorsunuz. Daha sonra güzel bir balık vurmayı düşünüyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ve sudaki eğitimlerimize başlayalım. Hadi bakalım Ali'cim, rastgele sana. Bol trofeli dalışlar. İnşallah. Hadi inşallah. Şuraya
girerken palet olduğu için geri geri, evet geri geri yürüyoruz. Geri geri yürürken de arkamıza dikkat ediyoruz. Herhangi bir batıcı veya yaralayıcı madde olmaması için arkamıza dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, dalarken dikkat edeceğimiz en önemli şey, çok yavaş hareket ediyoruz. Çok yavaş hareketlerle hareket ediyoruz ki etrafımızda balık gelsin, paleti neredeyse hiç çırpmayacak şekilde, evet paleti neredeyse hiç çırpmayacak şekilde sallıyoruz. Çok ağır hareketlerde bulunuyoruz. Bu size iki avantajda bulunacak. Hem daha uzun süre nefesinizi tutabileceksiniz, hem de etrafınızda balık gelmesini sağlayacaksınız. Evet, şimdi agoşon yapacağız. Agoşonu göstereceğiz. Agoşonla balık nasıl beklenir onu göreceğiz. Evet, zıpkınımızın kurulumu. Zıpkını muhakkak suyun içinde kuruyoruz. Evet, zıpkınımızı da kurarken istikametimiz daima denize doğru oluyor ve önümüzde herhangi bir canlı bulunmuyor. Evet, ilk lastiğimizi çekiyoruz ve çentemize oturtuyoruz. İkinci lastiğimizi de çekip ikinci çentemize oturtuyoruz. Zıpkınımız hazır. Zıpkınımızı hiçbir zaman canlı bir varlığa çevirmiyoruz. Birazdan orijinalini göreceğimiz dalışımızda, dibe vardığımızda kendimize güzel bir yer bulup dipte yatışımızı yapıyoruz. Buna agoşon tekniği deniyor. Evet, dibe yatışımızda gayet sakin bir şekilde dibe iniyoruz. Dibe inerken çok hafif bir şekilde palet çırpıp kendi yerimizi bulduktan sonra dipte oraya yatıyoruz. Ve ondan sonra balık gözlemlemeye başlıyoruz. Evet, bu gözlemleme esnasında çok sakin hareket ediyor. Başımızı çok sakin bir şekilde sağa sola çevirip balığın geçmesini bekliyoruz. Balığa çok alternatif bir durum olmadığı sürece hamle yapmıyoruz. Genelde balıklar önümüzden etrafımızda dolaşarak geçiyor. Evet, şu anda evet gözlemliyorum. Balık geliyor. Nişanımı alıyorum. Atışımı yapıyorum ve balık şişte. Balığı vurduktan sonra ipinizi çekiyoruz ve balığımızı alıyoruz. Eğer balık ince bir yerinden vurulduysa veya lüfer gibi hassas bir balık ise ipi çekmiyoruz. Biz balığa doğru yüzüyoruz. Şimdi de dipteki pozisyonumuzu görüyoruz. Yattıktan sonra zıpkınımızı önümüze alıp bekliyoruz ve gerekli pozisyon olduğumuzda atışımızı yapıyoruz. Evet, balığımız geliyor birazdan. Evet, balığı gözlemliyoruz. Gerekli mesafeyi sağladığımızda nişanımızı alıyoruz ve tetiğimizi düşürüyoruz. Balığımız şişimizde bol trafeli avlar. Şimdi de aynı durumu pet şişe ile deniyoruz. Evet, pet şişe balığımız olsun. Bu sırada agoşonda beklerken diye duyulan sesler gırtlağımızdan nefes alırmış gibi ses yapıyoruz. Etrafımızda balık varsa etrafımıza dolaşmaya başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi atışımızı yaptık ve balığımızı, yani pet şişe balığımızı vurduk. Buradaki başka bir hassas durum ise balığımızı vurduktan sonra şişten çıkarmıyoruz. Balığımızı söndürüyoruz. Ondan sonra şişten çıkartıyoruz. Bu şekilde kendine güvenip de çıkartan arkadaşlar bayağı bir balık kaybedebiliyor. Balığımızı vurduktan sonra da pet şişede gösterdiğim gibi gözün hemen üstünde başına şiş veya bıçağımızı batırarak balığımızı söndürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şişimize takıyoruz ve avımıza devam ediyoruz. Balığı söndürürken öldükten sonra şişten çıkartıyorsunuz. Ve dizginizde takıyorsunuz. Bol trafeli
Balıklar. Dibe inişlerimizde yaklaşık 4-5 metre derinliklerde burnumuzu tıkayıp nefes verilmiş gibi yapıp kulak açması yapıyoruz. Bunu zaten her 4-5 metrede hissedeceksiniz. Kulaklarınıza bir basınç olacak. Bu işlemi yaptığınızda kulaklarınızı açabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar uzun süre dip dalışlarında özellikle 15 metre ve üzeri dalışlarda sığ su bayılması tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden dipte performansınızı son haddeye kadar kullanmayacaksınız. Böyle bir durumda son ana kadar kullandığınız nefesiniz yukarı çıkışta size yetmeyecek ve beyin otomatik olarak şalter kapatacak ve bayılacaksınız. Yanınızda dalış arkadaşınız da yok ise maalesef bu bayılma boğulma ile sonuçlanacak ve hayatınız son bulacaktır. Videonun ortasında söylediğimiz gibi hiçbir balık ve hiçbir malzeme hayatınızdan değerli değildir. Bu yüzden kendinizi güzel kontrol edip zamanında yüzeye çıkacaksınız. Bu yaklaşık 8-10 metrelik dalışlarda bu tehlikenin içinde pek bulunmazsınız. Daha derin dalışlarda burada dikkat etmek gerekebilir. Herkese bol trofili dalışlar. Takibe devam edin.